Başı değiştirmedim ulan. Ulan. Ben başı değiştirmedim. Tam başı güzelmiş ya, kalsın böyle. Alo. Du 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 du. Evet, bu arada evet yine bu yayını başlamadan 300 340 pardon 321 sub streak yaptık. Miskal çok teşekkürler. Yani daha yayını açmadan pardon 300 değilmiş 490 400 4 500 sub streak yapmışız. Aa, bir dakika, birisi aramış. Kim aramış? Fuat aramış ama yayından sonra arayayım, şimdi gördüm. Hallo. 9 kovsa blesko. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum abi. Çok yorgunum. Kem çok mu solda? Değil, ben böyle kayacağım. Ölüyorum abi, ölüyorum. Çok yorgunum. Dün o kadar yorgunluktan sonra sabah 8'de kalkıp Bahçeşehir'e gittim. Sabahtan beri IT'lik yapıyorum. Sabahtan beri IT'lik yapıyorum abi. Şey yaptım. Annemlerin internetini düzelttim. Daha sonra annemlerin, benim evde bir tane modem vardı. O modemi annemlere götürdüm. Modem çalışmıyor. Meğerse adaptör bozukmuş. Başka adaptör bulduk. Modemi açtık. Modemi ayarladım. Annemlerin TürkNet şeylerine girdim. Sonra orada bir tane wireless sektirici vardı. O wireless sektiriciyi sıfırladım. O yeni wireless adapte ettim. Üst tarafa Mi Stick diye bir şey var işte bu Xiaomi'nin. Onu koydum. Onu taktım. Mi Stick'i ayarladım. Oradan yola çıktık. Anneanneme gittik. Beylikdüzü'ne. Anneannemin internetini düzelttik. Onun modemini hallettik. Televizyonu updateledik. Buradan yine yola çıktık. Eve gelmeye çalıştım. 1,5 saatte geldim. Evet. Ve yani dün çok yorgundum. Uyuyamadım. Nokia yutmadı. Çok iyi. Mi Stick güzel bu arada. Beklenenden daha iyi çalışıyor. Ben beğendim. Ama ya beklentinize bağlı. Yani beklentinizin ne olduğuna bağlı olarak da değişir. Trafik çok kötü İstanbul'da. İstanbul inanılmaz kötü. Ana şu çok teşekkür 6. ay için bu arada canımsın. En iyi abonem, sınavımıza hoş geldin. Burak Anka 10. ay. MC River Junior 19. ay. Sadece YouTube içinse çok güzel çalışır. YouTube'dur, Twitch'tir. Bunun için Android TV çok çalışıyor ama Türkiye'de yok resmi olarak. Sıkıntı o. Aa Ozan ya çok mu şey deyince için canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. GFN çalışır mı? Aa güzel soru. Hiçbir fikrim yok, GFN çalışır mı? Güzel soru. Çalışabilir aslında. Kasabilir ama GFN. İstanbul'da deprem olmuş da ben hiç hissetmedim. Hiç hissetmedim. Sıfır. Yani şey çalışabilir diye düşünüyorum. Mi Stick'te çalışır da o kadar iyi çalışmaz çünkü o kadar güçlü bir cihaz değil. Ya 3,9 ya bu evde hissedilmemiş. Bahçeşehir'de de hissedilmedi. Acaba şeylerde falan mı hissedildi? Nerede hissettiniz İstanbul'da hissedenler? Kaynarca Şişli. Allah Allah. Şişli'de. Peki hissedenlerin binası uzun muydu? Yani Bebek sahildeysen hissetmezsin sen. Bebek sahilde uzun bina yok. Hep o bina, oradaki binalar kısa.
Allah Allah, biz nasıl hissetmedik acaba? Ya Bahçeşehir'de anlıyorum. Bahçeşehir İstanbul değil de burada nasıl hissedilmedi onu anlamıyorum. Evet, Beylikdüzü Büyükçekmece tarafında sıfır, hiç hissedilmedi. Burada da hissedilmemiş. Enteresan. O kadar çok hissedilmemiş. Yok ya, böyle hisseden de iyi vurduğunu hissetmiş bu arada. Yani tabii ki de yani 50 saniye falan sarsmamış ama vurana da böyle bam diye bir tane vurmuş gibi hissetmiş. Bir tane böyle tek atmış gibi hissetmiş. 3.9'muş. Çok da büyük değil aslında da. Foxolla çok teşekkür ederim için Krogan Tur 5. ay, Glandvin 7. ay, Dark Sage 11. ay, Azonay 7. ay, Ravens 9. ay, Aneishi 6. ay, Burak Anka 10. ay. Çok teşekkür ederim için. Evet, enteresanmış. Geçmiş olsun dedim. Sinceritos çok teşekkür ederim 12 milyar milyon için. Canımsın. En iyi haber abi. Sınavımıza hoş geldin. O termem ağacına kadar bilgim yok. Ama şöyle laptoplara da uygulasan da her türlü tepesine baskı yapıyorsun bir cihazla diye biliyorum. Def Connell çok çok 16. Nose of Ranks 9. ay canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Toplam PC'ye ne zaman? 3090 5059 50'li. Aa, parçaları gelince. Orada şey bekliyoruz. Riser'ı, yani parçaların hepsi tamamen daha gelmedi. Hatta dur göstereyim. Ben şöyle bir şey gördüm. Aslında sallama sadece uzun bina bir bağlı değil, deprem frekansına göreymiş. Orası öyle de şimdi Türkiye'de bir şöyle bir sıkıntı var. Binalar kötü. Baba Barış, hemen abone ol. Aa dur, yanlış şeyi alım lan. Dur, yanlış şeyi aldım. Yanlış şeyi getirdim. Neyse, dur şunu da göstereceğim. Bir baktım yanlış şeyle gelmişim lan. Ha bu. Bu o PC'deki sleeve kablolar şey olarak ismi nedir? Power supply kablolar olarak da custom sleeve'li kablolar kullanacağız ki güzel gözüksün, görsel olarak şık olsun. Evet, dedim ya yani Cable modun Türkiye'ye gelmesi çok uzun sürüyordu ya. Kardiyovasküler cerrah çok düşük 10. ay için Zavarudo 5. ay. 29 ultra wide'lar yaygınlaşacak mı? Yok, yaygınlaşmaz. O çok 19 varken. Hareketli mod ekleyeceğiz. Yes. Bugün ise seri zaten profil fotoğrafını değiştirmenin nedeni biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl değiştirdiğini bile bilmiyorum. TürkNet kullanmak çok güzel bir şey. Ben de anneannemleri ve şeyleri geçirdim. Anneannem 16 megabitten 100 megabite çıktı abi. %8 alıyor. Aynı daha ucuza. 20 TL daha az veriyor. Annemlerde çok bir şey değişmedi. İki katına çıktı da yani 15'ten 35'e çıkabilirler. Onların interneti veya kabloları çok kötü. Yapacak bir şey yok. Orada tekil ev. Ay. 16'dan yüze kaçav cidden yani, anneannem gitse size görün. Bu kablo sıkını ben de çekiyorum, nasıl değiştirebilir? Değiştiremiyorsun abi. Değiştiremesi olmuyor. Bu Hotline Miami 2'nin müziği. Bugün oyunumuz var. Bugün Valorant'taki yeni karakteri ve bütün değişikliklere bakacağız. Aa, sonra ortaya karışık bir şey yapalım. Medigames Tycoon'a bakmak istiyorum bugün sanki. Bu arada Serdar abim PC çalışmış. Evet. Aa, bu arada önümüzdeki şeyleri göstereceğim. Maker projemi göstereceğim. Bunu yayında yapar mıyım bilmiyorum ama önümüzdeki Maker projesini göstereceğim. Bunu komşuya aldım. Komşuya yapacağım bunu. Şöyle alüminyum bir klavye şeyi.
özel bir PCB. KBD60V2. Ön tarafında şey yok, ışık yok. Keycap'lerde ışık yok ama backlit aşağıya veriyor. Aşağıya şunların hepsi backlit'lediler. USB-C tabii ki de. Ama hot swappable değil, o yüzden kaynak makinesi açılacak. Kavya çalışacak, kaynaklar yapılacak. Monka fakines. Evet, onu ilk defa. O yüzden büyük ihtimalle yayında yapmayacağım bunu. Bu yayın dışı kendi başıma yaptığım bir proje olacak. Ondan sonra stabilizer'lar var. Shift, charge, bunların hepsi stabilizer'lar var. Şurada paso dökülen bir vidalar var. Onlar açık gönderilmiş. Her seferinde açık gönderildiği için tilt oluyorum, dökülüyor çünkü. Dur. ADAS breaker öyle mi? Bakarım. Bunlar şeyin. Bu ne bilmiyorum. Bu galiba şeyin altına oturacak. Bunlar aynen şeyler, stepler şeyin. QR kodunu okuyun. Şeyin stepleri. Bunlar da onların sistemleri. Bunların uçlarını kırmam lazım diye biliyorum. Son olarak da bu da case'in kendisi. Bu da case'in kendisi. Akrilik tamamen. Tamamen full akrilik. Frosted akrilik. Güzel güzel bir kasa. Kasa çok güzel. Frosted akrilik bir kasa. Bayağı maşallah olan bir Frosted akrilik kasa çok çok zor bulunan bir. Yani daha sonra Frosted akrilik zor bulunmuyor. Frosted akriliğe uygun PCB çok zor bulunuyor. Backlit, yani o backlit PCB cidden götümü yırttı. Onu bulmak için. Alt tarafında da bu arada böyle, şöyle göstereyim. Şöyle şey var. RGB olacak. Evet, backlit RGB olacak işte. Yani bunu bulmak cidden çok zordu. Tofu. Tofu 65. Tofu 65 bu. İşte ilk defa hot swap değil de şeyli kasa yapacağım. Bakalım nasıl yapabileceğim. Nasıl yapabileceğim bilmiyorum. Öğrenirim ya. Çok yani endişeli değilim. O yani internetten çok video izledim. Zaten hani insanların üniversitede öyle geçiyor. Matematik yani şey olmasa, Khan Academy olmasa üniversiteye geçemeyecek milyonlarca insan biliyorum ben. O yüzden hani çok da dert değil. Abi Khan Academy olmasa, Hintli abiler olmasa kimse bilgisayar mühendisliğinden mezun olamaz. Bak çok basit. Çok easy. Aynen. Net. Yalan yok. Böyle bir klavye geliyor. Yani. Geldim. Böyle. Banlara ne diyorum? Abi banlarda bir şey yok zaten. Yani çok şaşılacak banlar değil zaten. Birisi report attığı anda ban yemişler. Yani birisi elini pantolondan çekip report etmiş, otomatik ban yediler. Yani çok da zorlayıcı bir şey değil.
Süresiz mi? Büyük ihtimalle ne üzerinden yediğine göre 3 ile 30 gün arasında değişir. 3 ile 30 gün arasında değişir. Ya çünkü şöyle bir şey var. 2 değildir 3. Minimum 3 yiyor. 2 yemiyorsun. Ya şeyle değişiyor tamamen. Perma değildir. Zaten perma olmuyor. Perma 3 ay için, yani o tosta tekrar okumam lazım. Tam %100 emin değilim bundan. O 3 ay içinde arka arkaya aynı sebepten yemen gerekiyor. Yani şey öyle artıyor. Yani 3 30 gün, 3 gün, 30 gün ve 3 gün, 30 gün ve perma diye büyüyor. Ama bunun 3 ay arayla mı, 6 ay arayla mı, neyle arayla olduğuna göre çok değişiyor. Tabii ki de mesela şeyler, direkt perma olan olaylar da var. Orada yapabileceğim bir şey kalmıyor. Öyle yani, o dediğim gibi. Çok şaşırtmıyor. Reportlayın abi, rahatsız oluyorsanız reportlayın. Dur bakayım. Bir saniye, kaçırdım şeyler. Fizik çok çok olunca için Forever 3. ay. Darkly Toast 3. ay. Ömercan 2. ay. Rakdom 4. ay. Melek Sönen 9. ay. Honor Without Honor 7. ay. Emir İşko 10. ay. Mefe Wood 8. ay. Peter Parker 9. ay. Toadie de 3. ay. Osola 8. ay. Ali bakalım. Yetiştim. Abi reportlayın. Report olayı güzel bir şey. Dediğim gibi. Soyla Konur çok dışı 20. ay için bu arada, canımsın. En iyi abonem. Sanırım hoş geldin. Ben bundan önce birisi dalgayı vuruyor. 2 gün banyor. Birisi video izliyor. Perma yiyor. Abi işte videoda ne var? Mesela çocuk veya mesela çocuk veya çocuk nüditesi içeren şey permadır. Bu direkt geçmiş olsun. Konteksin, cartın, curtun önemi yok. Sen kaşındın. O mesela permadır. Yani bazı kırmızı çizgiler var. Ultra kırmızı çizgiler. Sıkıntı işte dün banlanan yayıncılar çok çizgide oynuyor. O çizgiyi işte çok esnettikleri için. Ki işte artık çizgiyi ultra esnetmişler ki Twitch geldi bum diye vurdu. Yani bazı çizgiler var şey olarak. Twitch'in kırmızı çizdiği. Jigolo Balmen, Canmen çok teşekkür ederim bu arada, canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Kaiser, Bayna gene alıyorum ya. Doğru royalty. Çocuk ne titri ne olabilir? Amcaya pipsini gösteren kameraya yakalanmış, porno açacak. O ban. Mesela Eren çok ucuz kurtuldu, Allah'tan da kurtuldu. Mesela kendin olsa bile, sen kendin olsan bile sünnetini gösterdiğinde, kendinin şeyini gösterdiğin anda direkt insta permaya gidebilirsin yani orada. Her ne kadar şey olsa da çocuk yasası çok tehlikeli bir şey abi. Yani o konuda şey çok ciddi. Yani dünyada uygulanan bir yasa bu. Bu şey değil. Hani böyle küçük küçük bir şey değil. Baya baya büyük bir olay. Orada Eren çok ucuz kurtardı. Allah'tan kurtardı yani, ama yani hayır, Eren banlanmadı. Eren suspension yedi. Birkaç gün kapalı kaldı. Direkt permalık bir şey aslında başka şeylerde. Yani Allah'tan konteksti var olayın. Aslında normalde hani direkt çat diye perma atılması gereken bir olay. Perma atılan da bir olay. Telif abi şey farklı abi. DMCA farklı. DMCA çok farklı arkadaşlar. DMCA olayı çok farklı. DMCA bunun şeyle Twitch'le alakası yok. Yani insanlar hala DMC'nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını hala nasıl anlamadılar, ben çözemiyorum. Yani ama DMC konuda Twitch'in yayıncıları korunmaması sıkıntı değil abi, koruyamazsın. DMC yayıncıyı koruyamaz. Orada öyle bir şey yok işte, onu kaçırıyor insanlar. DMCA konusunda YouTube'da koruyamaz. Hiç kimse korumuyor. DMCA'de kimse kimseyi koruyamıyor. Çünkü yasa. Yasa olduğu için koruyamazsın. Ki Twitch korudu bu arada. Twitch 6 ay boyunca bütün DMCA isteklerini durdurdu. Dedi ki herkese, ki orada koruma olmadı aslında. Birazdan da şey yaptı da. DMCA dedi ki abi,
6 ay durdurduk. Her bir boku silin. Bu herifler çok sert girecek bize dedi. Ondan sonra hala DMC yiyebileceğin şeyleri dinliyorsan o noktada suç senin. Hani bana banlanma riski senin tamamen. Ya orada YouTube'da da olsam böyle, Twitch'te de olsam böyle. Ha şeyde farklı. Bunlar mesela Siksik Live'a gidersen bu DMC'den etkilenmezsin. Çünkü Siksik Live'ı müzik firması bilmiyor. Yani bilmediği için Twitch'te 3 sene önce 4 sene önce bilinmiyordu. O yüzden DMC'ye atılmıyordu. Kimsenin umurunda değildi Twitch. Bir anda Twitch böyle büyüdü. Müzik firmaları fark etti. Oo lan burada hayırdır sen dedi. Bum diye koydu. Her firma atıyor mu DMCA? Arkadaşlar DMCA'nin olayı şu. DMCA senin olmayan herhangi bir müziği dinlersen sen ben DMCA yeme olasılığın var. Olasılık bu. Bu tamamen o firmanın DMCA botunu çalıştırıp çalışmayacağına bağlı. Çok basit abi. Çok basit. YouTube içerikçisi de aynen YouTube içeriği üreten mesela diyelim ki ne videosu ne var hani bilmem ne şunu yapıyor videosunu izledi. O videoyu izlerken DMC'ye atabilir. Bu DMC'yi bu arada dava açarsan Fair Use'dan kazanırsın. Müziği de aynı şekilde müziklere sen dava açarsan Fair Use'dan o davayı kazanırsın. Sıkıntı şu, müzik firması multimilyar dolarlık bir firma olduğu için o davayı 30 yıl sürdürüyor. Senin paran bitiyor, onların bitmiyor. Yani aslında bunların hepsi free use'a giriyor. Kullanabilirsin. Yasa olarak hani davaya gitsen, kapışsın heriflerle. Diyorsun ki hani ben müziği satmıyorum. Müziği arka plan olarak kullanıp aynı zamanda hani kendi şeyimi katıyorum. O yüzden ben sizin ürününüzü satmıyorum deyip davalığa kadar gidersin ve kazanırsın. Ama dava bitmeyecek. Çünkü adam davayı bitirmek için çabalamıyor. Senin davayı bırakman için çabalıyor. Zaten o yüzden kazanamıyor. O yüzden DMC'de böyle bir çıkmaza giriyoruz şu anda. Ama avukatsan fark etmiyor abi. Adayıflar kazanıyor. Heriflerin milyonlarca, on binlerce şeyi var. Büyük bir yayıncı en sonunda bu şekilde dağılıp duramaz. Arkadaşlar büyük bir yayıncı dediğiniz şey hadi diyelim tam XQC bilmem ne hadi ayda 1 milyon 2 milyon dolar kazanıyor diyelim. Yani kazanıyordur. 1 milyon 2 milyon kazanıyor diyelim. Oğlum bu herifler avukatlara ayda 1-2 milyon dolar veriyor. Yani bir avukata değil. Avukatlara veriyor. Ya yani herifin avukat ordusu var. Bu herifler çalışıyor zaten avukat ordusuyla. Yani adamlar utanmasa WWE'deki bir tag team yapacaklar. Böyle yapan avukat değişecek, öbürü gelecek tokatlamaya. Abi kısa bir tweetle açıklamanın falan şeyi yok. Twitch bunu gayet iyi anlattı bir ara. YouTube da çok iyi anlattı. DMC'nin neyin ne olduğunu çok rahat bir şekilde bulabiliyorsun. Benim bunu anlatmama gerek yok yani. Yani anlatamam ben bu DMC'nin ne olduğunu. Yani kendi olmayan ki ben mesela bu müzikleri dinlerken de o riski alıyorum. Bu arada onu ben söylüyorum. Ama şöyle bir şey var. Oyun müziklerine genellikle DMC'ye atılmıyor. Çünkü oyun firmaları oyun müziklerine DMC'ye atmamaya çalışıyor. Senin olmayan herhangi bir müziği dinlersen DMC'ye yeme olasılığın var. Bu kadar basit. Müzik değil. Oyun, müzik, film, dizi, YouTube videosu bunların hepsi. Her şey. Oyunlar da atabilir. Elinde sonunda oyunlarda şu anda izin veriliyor ama bir tane oyun çıkıp abi sen benim oyunumu oynarsan ben sana DMC atarım diyebilir. Atar. Ya bir şey yapamazsın. Çünkü oyun senin değil. Spotify para ödüyorsun, bu hakları satın almış gerekmiyor mu? Hayır. Sen Spotify'ye kendi dinlemek için satın alıyorsun. Hak insanlara tekrar yaymak için satın almıyorsun. Evet onu yapan oyun kendi topuna sıkar. O yüzden kimse yapmıyor. Kimse aptal değil, tam tersine. Herkes yayıncı için rahatlatacak özellikler koyuyor. Ama müzik piyasası böyle değil. Müzik piyasası böyle. Yapacak bir şey yok bu konuda. Yani bu konuda Twitch'in de yapabilecek bir şey yok. Yani cidden Twitch'in de yapabileceği bir şey yok.
Çünkü yani şöyle, bu yasa olduğu için Twitch ben yasayı siklemiyorum falan diyemiyorsun. Hani bayağı bildiğin Amerika yasası bu. Hani bayağı bildiğin yasa abi bu. Çünkü yasa olduğu için adam diyor ki, yani diyor ki abi bu yasa var. Sen, ben sana DMC'yi attım. Bu herif dinlemiş müziğini. Sen bunu yasaya uygulamak zorundasın. Otomatikli strike vuruyor orada. Yapabileceğim bir şey yok. TikTok nasıl kurtuluyor? TikTok'a atmıyorlar. Abi işte müzik firmaları, yani şu olay var. Müzik firmaları ismi nedir onun? Müzik firmaları kime DMC atıp kime atamayacağını kendi karar veriyor. İşlerine gelmiyor. Çünkü TikTok'ta bir müzik patlarsa Spotify'da da patlıyor. Adam diyor ki bana işe yarıyor, ben niye DMC atayım? TikTok küçülmeye başlasın, onları da bütün hepsini DMC'ye atarlar. Hani içerik onlar olduğu için, içerik onların, adamlar hangisinden daha fazla para alabiliyorlarsa ona çakıyorlar. Yani olay bu tamamen. Böyle yani, yani şey böyle abi, DMC dediğimiz şey bu. Twitch küçük mü? Twitch şey patlatmıyor. Müzik sektörüne yön vermiyor. TikTok müzik sektörüne yön veriyor. Yani o yüzden ben senin yanında ben kendi yayınımda Twitch, senin Twitch yayını açsam DMC atabilir miyim? Atabilirim. Başka hiçbir şey yapmazsan atabilirim. Konuşamadım ben. Çok yorgunum. Twitch'te Prime dizini izleyebiliyorsun, Amazon Music sistemi olsa aynı şekilde kurtarabilir. Kurtarabilir. Yes. Bence öyle bir şey gelmeli hatta. Bence katılıyorum. Direkt böyle gelmeli. Arkadaşlar DMC bence de salakça. DMC mantıklı bir şey değil. DMC dünyanın en aptalca şeyi. İnternet daha var olmadan yaratılmış bir internet yasası. Hani dünyanın en aptalca şeyi. 1999'da mı 90'da mı ne yazıldı oğlum o? Google yokken DMC yasası yazıldı lan. Hala yani Google olmadan önceki bir yasayı kullanıyoruz. Zaten bu aptalca bir şey. Hani yasa zaten hiç kimse mantıklı demiyor. Yasa dünyanın en gerizekalıca şeyi. Hani bunu daha mantıklı bir şekilde çevirebiliriz. Ama plak firmaları, müzik firmaları çevirmiyor. Çünkü en fazla hakkı böyle elde ediyorlar. Hani bunu abuse edebildikleri için çevirtmiyorlar. Yani yapmayacaklar. Yani yapmalarına gerek yok. Yani Amerika'daki lobicilere de parayı veriyorlar. Plak parayı verdikleri için. O zaman protesto edilmeleri gerekiyor. Ya şöyle bir şey var ama protesto da çok zor. Niye biliyor musunuz? Sıkıntı şurada çıkıyor. Normal kullanıcı etkilemiyor bu dediğimiz DMCA. Yani yayıncıyı etkiliyor ama Ahmet'i Mehmet'i etkilemiyor. Yani genel kitleyi etkilemediği için. Yani hiçbir önemi yok. O yüzden asla bir şey olmayacak. Eminem şarkıları bazıları DMC'de, bazıları ise aksini iddia eden. Eminem ise istediğinizi yapın diyor. Eminem'in o hakkı yok. Üzülerek söylüyorum, Eminem'in benim müziklerimi istediğinizi yapın deme hakkı yok. Çünkü Eminem'in müziklerini Sony çıkartıyordu diye biliyorum. Dur bakayım, record label neymiş Eminem'in? Eminem'in müziklerin hakları Eminem'in değil. dur bakayım, kim çıkarmış? En son albümleri öyle. Kendi record label'dan çıkmış olanları dinleyebilirsiniz büyük ihtimalle. Onu bir araştırın tabii ki de. Bence her sırayı incelenmesi lazım heyet tarafından. Abi öyle heyet falan yok abi. Bu arada aynı zamanda bunlar otomatik çalışan bir şey. Bunlar otomatik çalışıyor. Yani o bot otomatik çalışıyor. Bot direkt sesi algoritmayla algılıyor zaten.
Yani otomatik olarak bot diyor ki, aa bak ben bu ses şeyini tutturdum. Siz zaten şey kullanıyorsunuz ya, Shazam kullanıyorsunuz ya. Shazam for DMCA kullanıyor onlar da 3 aşağı 5 yukarı. Tutturuyor abi. Tak diye bir tane ağzına çakıyor ondan sonra. Bu kadar basit yani. Böyle çalışıyor. Dediğim gibi peki yayını kayıt değil. Olay sadece kayıt değil. Evet, bu arada yani müziği kayda veya kliplere vermediğiniz sürece götünüzü %90 kurtarırsınız. Ama o %10 var ya, o %10 kalıyor bu arada hala. O %10 hala götünüzü ısırabilir. Çünkü canlı yayında da size DMC atabilirler. Öyle de bir şey var. Şarkıyı hızlandırsan, yavaşlatırsan bu arada evet ondan kaçarsın. Veya şarkının böyle B minörden B'ye çekersen şeyini, onları tabii ki de onları yaparsan fark ettirmez. Yani normal şeyden değiştirirsen tabii ki de olur. Sence Google neden hala Twitch'in rakip bir stream platformu kurmuyor? Kurdu. Bok gibi yönetildiği için fikrin yok. YouTube Gaming var işte. Kurdu adamlar. Ama bok gibi yönetildiği için cidden gram alakan yok. Yani bilmiyorsun öyle bir şey olduğunu yani. Yok. Bu arada YouTube Gaming kapanmadı ha. Açık hala. Hala açık. Ama işte kimsenin haberi yok ondan da. O zaman herkesin DMC yüzünden banlama ihtimali var. Tabii ki de var. Yani müzikleri dinlediğin müziklere göre değişir. Bunlar mesela daha safe müzikler. Benim dinlediklerim oyun müzikleri genellikle. Oyun müziklerinin her biri oyunun custom müzikleri. Hani mesela Domino'nun kendi yarattığı müzikler bilmem neler. Hani hepsinin. Yani kendi müziklerini kullandığım için olabildiğince bunlara çok DMC at. Bunlara DMC atıldığını görmedim. Mesela benim DMC şeyim yok hiç. Sıfır. Hiç yemedim DMC'yi. Ve mesela o kafam rahat o konuda. Ama işte yani Spotify'dan, carttan, curttan falan şey yaparsan. Yeni açan bir tane sanatçının yayınını izliyordum. İstediğim yüzü açıp dedi, nasıl DMC yemiyorsun diye sordum. Sanatçı DMC yemiyor demiş. Yiyor yiyor. O bilmiyor bir şeyi. Özür dilerim ama sanatçılar DMC yemiyor diye bir şey yok abi. Özür dilerim ama öyle bir şey yok. DMC herkes yer abi. O tamamen şans arkadaşlar. Ya Herman Lee dediğimiz abimiz, gitarist, vuleli vuleli yapan kendi müziğinden yedi. Herman Lee direkt kendi müziğinden DMC'ye yedi. Ben şanslı mıyım? Yo, ben şeyleri açmıyorum. Ben asla ve asla şey açmıyorum. DMC'li müzik açmamaya dikkat ediyorum. Dragon Force, evet Dragon Force'un müzisyeni. Bu biraz saçma değil. Çünkü şöyle bir şey var. İşte Herman Lee'nin müziği, Dragon Force'un müziği Dragon Force'a ait değil. Sen genellikle bir albüm çıkarıyorken o albümün haklarını Sony'ye, cartına, curtuna satıyorsun. Onun hakları senin değil, o firmanın oluyor. Orada problem çıkıyor işte. Oğlum müzik firmaları inanılmaz leş firmalar. Radyoculuk izni alamıyor musun? Alabiliyorsun. Ben onu da araştırmıştım. Tabii bu dediğim gibi 6 ay önceki bilgim. Bu değişmiş olabilir ama değiştiğini sanmıyorum. 6 ay şöyle. Radyo lisansı alıyorsun ama radyo lisansı isminde bir şey almıyorsun. Lisans almak zorundasın ama radyo lisansı olmuyor. Çünkü benim hem görüntüm var hem de müzik sesim var. O yüzden radyo lisansı değil. Hem şarkı lisansını alıyorsun. Aynı zamanda sync lisansı diye bir şey alıyorsun. Sync lisansı da farklı bir görüntüyle o müziği eşleştirme olayı. Trailerlarda yapılan şey. Sync lisansı da şarkı başına 100 binden falan başlıyor. Popüler şarkılarda Spotify Top 50'deki. Dolar bu arada 100 bin. Hı-hı. Aynen. Ucuz.
Bir ara Monster Cat'in müziklerinde onun izi devam ediyor mu? Evet, ama Monster Cat Gold lazım normal kullanıcı için. Bende sınırsız var da. Evet, mesela kanunda kolaylık sağlasalar, müzik şirketleri bana DMC lisans satsa alırım. Cidden alırım. Yani mesela Twitch'in orada yapmasını beklediğim şey de benim bu. İki firma arasında anlaşma yapabilirse, Twitch bunu kullanabilirse çok iyi olur. Ama bunu YouTube bile yapamadı. Ki YouTube Twitch'ten daha büyük bir firma. Bunu YouTube bile yapamadı abi. Yani o yüzden çok mümkün. Yani adamlar istemiyor. Müzik firmaları bunun yapılmasını istemiyor. Yani müzik firmaları zaten bunun yapılmasını istemediği için konuşmuyorlar bile abi herifler bunları. Herifler diyor ki ben parama bakarım abi, uğraştırma yani. O kamera. Bir miyop oldunuz. Ya o yüzden ya DMC olayı çok iğrenç bir şey abi. Hani cidden iğrenç bir olay. Yani kötü bir olay abi. Kötü bir olay yani. Yapacak bir şey yok o konuda. Yani o konuda, o yüzden dediğim gibi herkesin müzik seçiminde daha dikkatli olması lazım. Öyle aslan çok şey deyince için. Burak Yıldırım 6. ay, Guardtek 8. ay, Kerem Özer 2. ay, Bekolay 19. ay, Deadfire hoş geldin. Peki durum neden bir anda patlak verdi? Bir anda patlak vermedi. Şöyle, bu olay teknik olarak 2 sene önce bir patlak vermişti. Sonra ya şöyle, bu tür müzik firmaları biriktiriyor bu DMCA'leri, bir anda çakıyor. Buradaki amaçları aslında elinde sonunda firmalara, yani Twitch, YouTube gibi firmaları reklam paylaşımı istemek. Mesela YouTube'da öyle. YouTube'da şu anda reklam paylaşımı. Yani reklam paylaşımı bile değil. Sen bir video yapıyorsun, bir müziği kullanırsan orada. Mesela derim AC/DC müziğini kullandın. Bütün reklamın geliri heriflerin. Direkt hop diye herifin. Aynı şekilde Twitch'e de bunu yapmak istiyorlar en sonunda. Müzik firmaların olayı o. Aç gözlük abi. Herif paranı istiyor. Ama mesela şu, yani herifler, ben eminim şöyle bir toplantı vardır. Abi bizim müziğimizi dinleyin ama bizden DMC'ye yerse bütün o herifin ad revenue'sunu, bütün şeyini, o yayınlık gelirini alırız. Kesinlikle denmiştir. Kesinlikle denmiştir bu yani. Aynen, Türkiye'de reklam parası alamaz. Bir de reklam yok. Al bunu alırsın. Ama şey de alır. Ad revenue da, şey, sub revenue da alır bu herifler. Yo, ben bu arada ad revenue'yu isteseler okeyim. Amerikalılar okey olmaz büyük ihtimalle. Çünkü onlar öküz gibi ad revenue'dan kazanıyor, ama ben Türkiye'de okey olurum. 7/24 müzik açarım. Hatta yayını şey yaparım yani. 7/24 açarım bütün yayını. Ben yayını kapattığımda lo-fi müziğine, Spotify radyoya döneriz. Yok ki, çünkü ad revenue diye bir şey yok Türkiye'de. Yok yani, benim bak çok net söylüyorum. Sırf merakımdan bakacağım. Tam rakamını söylemeyeceğim. Çünkü that's yasak. Sadece ad'e bakabiliyor muyum? Month. 24 dolar. Ve ben her gün yayın açıyorum yani. Ben öküz gibi yayın açıyorum. Düşünün yani. Oğlum çarpsam bile kötü para ya, Allah aşkına. Yani 200 TL çarpsam bile kötü para, çünkü her gün yayın açtığını düşün.
Evet yani bir tane triple A oyun alamıyorsun. Öyle düşün. Yani sen ben bunun reklam geliriyle abi şey yapayım falan diye böyle girişsen bir tane triple A oyun alamıyorsun. Gerçi ben size de adblock açın diyorum. Açın ya, siktir et, ne olacak? Yabancıdan ortamını kaçtır. Yüksek. Şöyle söyleyeyim. 10 bin izlenen bir oyuncu yurt dışında sırf ad revenue'dan 15K falan kazanıyor. Dolar. Bir de iki sıkıntısı var. Şimdi bizde reklam çıksa bile bizim değerimiz yok. Her ülkenin reklam, kişi başına reklam değeri vardır. Bizim yok. Bizim kişi başı mesela Türkiye'nin reklam geliri sıfır, YouTube'daki sıfır sıfır bir şeydi. Yani 007 falan gibi bir şeydi. Amerika'da 03, 020 gibi gibi gibi. Evet, mesela Iron Man Hollanda'dan izliyor. Iron Man çok büyük ihtimalle reklam başına 0,3 euro falan kazandırıyor bana. Yani o 24 euro'nun çok büyük ihtimalle %80'i falan Kunoaks, Iron Man falan. Oldu, PlayStation vardı. VPN açıp benziyor. Gerek yok abi. Ben reklam izleyin istemiyorum. Yani umda değil. Cidden umda değil yani. Yani cidden gram umda değil. Hiç sıkıntı yok. Ya ben okeyim yani. Adblock açmanıza okeyim. Açın abi. Ya o yüzden, ama dediğim gibi DMC olayı yani yeni bir şey değil, Twitch'in yapabileceği bir şey değil. Orada insanların biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Çok üzüldüm bu arada yani duruma. Eninde sonunda hani birisinin kanalının kapatılması çok üzücü bir şey yani. Kötü bir his abi yani, iş olarak yapıyorsa da, eğlence olarak yapıyorsa da, yani emek verdiği bir şeyin yok olması çok boktan bir şey, çok iğrenç bir şey yani, çok mutsuz edici bir şey. Ama orada bu arada bir tane yanlış anlaşılma var, onu da belirteyim ki başka bir yayıncı görür bunu, bilgilenir. Şöyle bir şey var. Geçmişten de DMCA yiyebiliyorsun. Yani mesela oradaki yazanlardan ben yorum yapıyorum. Nisan ayında iki tane yemiş. Ondan sonra hiç müzik açmamış galiba. Ama yine DM 3. strike yemiş, ban yemiş. Sıkıntı şu. Geçmişte dinlediğim müzikler de hala Twitch wall'larında duruyorsa, o botlar orayı tararken denk gelip ban atabiliyor sana. Ya yani bunu Twitch yapmıyor. Müzik şirketleri yapıyor. Mesela ilk strike'ları atan Universal firması diyelim. Tamamen götünü atıyorum farazi. İlk mesela Universal müzik tarattı. İki tane müzik buldu. İki tane DMCA strike attı. Sonra bir ay sonra Sony alakasız bir şekilde Mart ayında bir tane şarkı buldu Sony'nin kendi. Tak DMCA attı. Geçmiş olsun. Yani, o yüzden 3 tane strike yersen permaban yiyorsun. DMC kanal kapatırsa geri açmak mümkün değil. Tam o konuda %100 emin değilim. Ama değil diye biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Tekrar kanal açabiliyor diyorum. O ban evasion'a girmiyor diye biliyorum. Çünkü tekrar kanal açmak şey değil. Ban evasion olmuyor diye biliyorum DMCA. Ama bunun TOS'unu okumam lazım. Ona bir bakmam lazım. Orada demiş tekrar kanalı açamıyormuş. O farazi konuşmuş sanki o konuda. O konuda mesaj almamış da hani milletten, hani
o Banevasion olayını anlatıyor. Trademark olayına Banevasion girmiyor diye biliyorum. Ama dediğim gibi ona bir bakmak lazım. Neye göre banlandığına göre Banevasion olmuyor diye biliyorum. Sormak lazım. Yani o şey Terms of Services okumak lazım şu abimizi. Bu abimizi okumak lazım. Strike'ın silinme süresi falan yokmuş. Hiç bilmiyorum. Ben strike yemedim. Strike yemediğim için şey değilim. Hiç fikrim yok konu hakkında. Niye işte kanal kapatılıyor ki? Yasa. Yasa bu. Yasanın kendisi bu. Yani bunun şeyle alakası yok. Twitch'le Cahit Dojo'da alakası yok. Direkt yasa bu. 2 strike'ın varsa şu anda bütün yayınları var ya, sessiz sinema yapman lazım. Benim 2 strike'ım olsa sessiz sinemaya döner bu yayın. Net söylüyorum. Twitch'in kendi kralı değil. 3 tane strike. Bütün internette hep 3'tür. Çok ekstrem durumlar dışında. Ve mırıldanmam bile var ya. FIFA ve Forza oyunlarda çalan telifiş arkadaşın durumunda aynı şekilde geçerli. Müzik kapat. Aa, dur niye bakacaktım ben? Bir şey bakacaktım senin için. Kaç ay sonra sıfırlanıyor bilmiyorum. Strike'lar sıfırlanıyor mu bilmiyorum. O konuda bir yorumum yok. Hiç bilgim yok. Bakayım benim sıfır copyright'ım var. Büyük ihtimalle 6 ay sonra 1 yıl sonra ben de siliniyordur diye düşünüyorum strike'larda ama emin değilim bu konu hakkında. Bu konuda bir bilgim yok yani. Twitch'in kendi müzik koymasını kullanınca bir sorun oluyor mu? Eğer şey yaparsan o OBS'i ses gitme gitmeme olayını falan yaparsan sıkıntı olmuyor. Tosta yazmıyorum. O yazıyordur herhalde. Okumadım. Okumadığım için bilmiyorum o kısmını. Ya yani okumadığım için bilemem. Aynı müzikten dolayı DMCA yeme olayı var mı? Var. Aynı müziği iki farklı yayın dinlersen iki farklı DMCA yiyebilirsin. Böyle double yapabilirler. Tak tak diye iki tane geçirebilirler. Böyle hiç beklemedim ben. Lan öyle falan diye bağırabilirsin yani. Telif yasasını düzenlemi düşünmüyorlar. Düşünüyorlar. Hayır, şöyle bir şey var. Telif yasasını değiştirmeleri için yani Amerika'da şöyle arkadaşlar. Telif yasası tabii ki de devlet tarafından şey yapılıyor. Şimdi Amerika devletinin lobicilik çok büyüktür. Müzik firmaları bok gibi lobicilik yapıyor. Para veriyor abi. Manyak gibi para veriyor. Çünkü herifin bütün para kaynağı bu. Manyak gibi para veriyor. Çünkü bok gibi para kazanırlar bunlardan. Ya o yüzden ay rüşvet demeyin, lobicilik diyelim. Aynen öyle. Tam o. İlk ve ikinci uyarı alanında herhangi bir şey olmuyor. Yoksa üçüncüde mi? Üçüncüde kanalın kapanıyor. İlk ikisinde DMCA strike yiyorsun. Ama yani işte o da götünü böyle bile yapıyor. Bu hareketliğim o da Twitch mobilde gözükmüyor. Updated gözükür. DMCA yemeğe dolmuş yayıncılar var. Neden yakalamıyor hesaplarım? Herkesin kapanır. DMCA yemeğe doymamış yayıncılar var diye bir şey yok. 3 DMCA'de banyıyorsun. Arkadaşlar çifte standart diye bir şey yok. Bunlar yasa. Yasa bunlar. Çifte standart diye bir şey yok. Büyük oyunu görmeye çalışmayın her bokta. Yani firma geliyor. Universal, Sony. Diyor ki ben bunları
keşfettim, bunlar benim müziğim, sik bunları. Sen de tamam abi diyorsun. Yapabileceğim bir şey yok yani. Yani o firma istediği kişiyi atabilir. O müziği dinleyen istediği kişiyi atabilir. Ha, o firmanın kendisi bu arada şey yapabilir. Yani net bir şekilde o firma istediği gibi kafasına göre atabilir. Mesela adam bakar, XQC 100 bin kişi izleniyor. Ben bunu atmayacağım. Çok ünlü herif. Sen 100 izleniyorsun. Siktir git diyebilir. O firmanın kararı. Oo, tamamen Sony'nin bu arada. Ama işte orada yapabileceğim bir şey yok. Çünkü hakları adamın. O bütün müziğin, yani Sony'nin veya Universal'ın olduğu, yani müzik veya DMCA'li, yani yasal hakkı kimdeyse bir şeyin, istediğini yapabilir. İşte o çifte standart oluyor ama ne yapacaksın onda? Çifte standart olmuyor. Adam yani istediğine verip istediğine vermeme şansı var. Çünkü yani Sony'nin veya Universal'ın veya işte hangi firmaysa onun hakları yani. Yani top benim diyor. Vermem diyor. Yani topu tutuyor. Vermeyeceğim diyor. Göt. Göt bir firma. Dedim ki yasa bok gibi bir şey oğlum. DMCA yasası bok gibi bir şey. Değişmesi lazım acilen ama değişmiyor. Değişir mi? Değişmez. İmkanı yok. Toplu olarak müzik açsa yayıncılar herkesin bana çak. Evet. Ama yoksa telif olan müzik burada geçiyor. Ne? Geçiyor. Bak arkadaşlar şunu kaçırıyorsunuz. Burada hiçbir şey geçmiyor. Aynı YouTube'da olan yasa burada da geçerli. TikTok Live'da da geçerli. ABC'de de geçerli. Bunların hepsi DMCA yasası hepsinde geçerli. Ama bunu uygulaması için o firmanın direkt ihtar atması lazım. Olay orada bitiyor. Mesela TikTok Live'da sen istersen 7/24 Spotify yayını yap, ban yemezsin büyük ihtimal. DMCA yemezsin. Çünkü Warner Bros'un DMCA botu TikTok Live kontrol etmiyor çok büyük ihtimalle. Umurunda bile değil TikTok Live. Ama Twitch yavaş yavaş büyüyen bir şey. 3 sene önce Twitch'te hiç böyle bir şey yoktu. Bir anda patladı. Niye? Çünkü Twitch çok büyüdü. Dikkatini çekiyor firmaların. YouTube da aynı şekilde. YouTube'da ilk çıktığında herkes takır takır istediği müziği kullanıyordu. Ondan sonra bir gün bir firmalar bir geldi. Boom, bir patladı her şey. Ondan sonra bir anda... Yani tamamen olay şeyde bitiyor. O firmanın bunu uygulayıp uygulamamak istemesinden. Tamamen ona bitiyor. Yani adama kalıyorsun. Yani sen bunu o müziği dinlersen senin elinden çıkıyor şey. Yani o risk artık diyorsun ki. Tabii frekansla falan oynarsan DMCA'den kaçarsın. Yani amacın bot'tan kaçmak. Botu anlayamayacak bir şekilde modifiye edersen müziği tabii ki de kaçabilirsin ama o zaman o müzik olmuyor. Farklı bir müzik oluyor. Ben yeterliyim. Çok çoğunu izleyici ay için. Ali Arda 10. ay. Regale 39. ay. Zeven 4. ay. Peza Veng 16.60 atarımıza hoş geldin. Dele Sol Deve Loser 2. ay. DLP Person diye 3. ay. Hutaket 10. ay. Cana Cayo 3. ay. Atakan SND 6. ay. Çok teşekkür ederim. Botlar Shazam gibi daha gelişmiş versiyonlar ama. YouTube'da slow müziklerin alsam müziğin adı falan yazıyor. Bence yapay zeka türlü yakalıyor. Yok. Müziği yavaşlatman, hızlandırman bir şey değiştirmiyor. Permaban yayınlanacak. Yeni kanal açtığında tespit edilmesi yine banlanır. İşte dediğim gibi o her zaman öyle geçerli değil. Bunun hangi durumlarda geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Ki DMCA'de değil diye biliyorum.
Bun Evasion diye bir şey var Twitch'te veya YouTube'da bilmem ne de var. Ama bu Bun Evasion her durumda geçerli değil diye biliyorum. Yani TOS'ten ban yediysen, yani mesela birisinin bir partnere ona bacı küfrettiysen sen partnerken veya bir şey yaptıysan, bu TOS'ten ban yediysen o Bun Evasion. O zaman yeni bir hesap açtığında ve yakalanırsan Bun Evasion oluyor. Bandan kaçma oluyor. Evet, o hesabı kapatırlar. TOS'te öyle çalışmıyor. Mesela 13 yaşından küçük dedin Twitch kullanması yasak. 12 yaşında Twitch hesabı açtın. Bunu fark ettiler 14 yaşında. Ban attılar. Ama sen 14 yaşında tekrar hesap açarsan ban yemiyorsun bir daha. İşte tamamen şeye göre değişiyor. Hani neye göre ban yediğine göre değişiyor. Telif'ten banda öyle deniyor. Bunun kaynağı nere? Ben onu okumak isterim. Çünkü kaynak çok götünmüş gibi hissediyorum. Çok çok öyle hissediyorum. Niyeyse öyle. Ya okumak isterim bu arada. O linki elinde varsa. Tabii bizim bütün chat gitti zaten. Ama siz söylemeyin 9 yaşınız olduğunu. O zaman çaktırmazsınız yani. Söylemek zorunda değilsiniz. Hepiniz bir 13-14 deyin kendinize. Bu neyin müziğiydi? Bakayım. Path of Exile. Bu arada harbiden onun kaynağını verebilirsen en azından öğrenelim. Onun üzerine konuşalım. Yani şeyi öğrenmek istiyorum. Harbiden öyle mi değil mi? Aldur Tuna'nın beni PC'si gelmiş. Ona bakalım. Onu demişti. 5600x güzel. İyi başlangıç. 18000. 18, 19000, 18000 değil. Tek bir şey değiştiririm. Anakart. Anakart bunun için çok düşük. Anakart bunun için çok düşük abi. Şunu yaptığın anda, yani bunu yapmak isterim ama fiyat uçuyor. Gerçi bunu yapmak istemem. B550 Aorus Pro takmak isterim ben buna. Aorus Elite takarım. O da sıkıntı olmaz. Yani şunu yaparsanız, 19500'e yaparsanız bu PC çok iyi. Hatta şöyle söyleyeyim, şeydenkinden daha iyi. Canın PC'sinden daha iyi bu. Bu canın PC'sinden de daha iyi. Canınkisi 20.000'di çünkü. Ya canınkisi de 5800X vardı. Ama bu daha dengeli. Şimdi canınkisi 20.000. Canınkisi 20.000. 20.000'e göre yorum yapıyorum. Canınkisi de 20.000. Ya şöyle. Şöyle anlatayım. Canınkisinden daha fazla performans alırsınız. Ama bunu 19500 haliyle bunun parçaları, donanımları daha kaliteli. Öyle anlatabilirim. Bronze PSO. Bronze PSO o kadar bir şey değiştirmez ya. Yani tabii ki de bol olması tercih ederim ama. Yani total olarak, build olarak bakarsan bu daha kaliteli parçalardan üretilmiş. Diğerine göre. ...3.700-5.600 bronzu emanet etmem. Edersin ya, bronz o kadar kötü değil oğlum. Tabii ki de ben de gold takmak isterim de... ...ya bronz öldürmez bunu. Çok para. O konuda kesinlikle bir şey diyeceğim başka bir şey yok yani, öyle. Öyle yani. Ne diyeyim yani. Öyle. PC bakma yayınlarının hepsi böyle oluyor yani. S
Series'e saldım, çok memnun ama home streaming olayına çok denedim. Konsol 67 görüyor. Laptop bu. Aa bak şunu kaçırıyorsun. Alo. Ha, bak dün de aynı şeyi söyledim, yine aynı şeyi söylüyorsun. İnternet hızını söylüyorsun sen bana. Önemli olan modemin kendi içerideki hızı. Yani en iyi performans almak istiyorsan ikisini Ethernet de bağla. O zaman en maksimum performansı görürsün. Yani bir de sen BlueStack kullanıyorsun, orada bir de ayrı düşürüyor. Yani modemin hızı güzel olmalı. Modemin internal hızı güzel olmalı. Büyük ihtimalle stok böyle yani Super Online'ın, TürkNet'in veya şeyin TT.net'in stoklarını kullanıyorsan onlarda çok çok iyi performans alamazsın. Sunward çok iyi bu 4. açım. Miraç 22 sene. Canımsın. Yeni yapacağız. Yeni becan hayırlı olsun. Berkay 3. ay. Ali Arda 10. ay. Ben yeterliyim 17. ay. Nautikap. Yok be. Çok büyük fark yok. Ben de onu kullanıyorum. Çok memnunum. Zalman PC olunur mu? Zalman PC'ye uzun zamandır bakmadım. Yorum yapamam. Yorum yapamam. Bayağı uzun zamandır bakmadım. 5600X'in anakartını öneririm. B550 Aorus Pro. Ama bütçene göre. Şimdi bak B550 Aorus Pro da çok pahalı artık. Her şey çok pahalı ya. Yani öneremiyorum abi. Öneremiyorum. Hiçbir şey öneremiyorum. Yapamıyorum. Şimdi başlıyoruz. Video Oyun Haber Ajansı'na hoş geldiniz. Büyük bir olay var. Şimdi bütün olayın başladığı yerden başlıyoruz ilk önce. Video Oyun Haber Ajansı'na hoş geldiniz. Olay Abandoned diye bir oyun. Bu oyun 6 ay önce Sony'nin blogunda, resmi blogunda açıklandı. Bu oyunun yapımcısı Blue Box Game Studios. Hiç ismini duymadığımız Hollanda bazlı bir yapımcı. Hatta stüdyonun CEO'su ve tek üyesi Hasan Kahraman. Evet. böyle bir şey. Oyunun ilk trailer çıktığına baktı. Hiç kimse zaten bok gibi gözüken bir trailer. Hiç kimse de umursamadı. Geçti gitti. Olay bu. Şimdi olayı tamamen bu zincirlemeye başlatan şeyleri anlatıyorum. Önümüzdeki salı günü galiba. Bu salı günü bu Blue Box Game Studios PlayStation 5'e bir app çıkaracak. Bunlar bir teaser app'i gibi bir şey olacak. Bu bir teaser app'i gibi bir şey çıkaracaklar bu insanlar. Onun da şeyini yaptılar. Ondan sonra bunu açıkladıktan sonra bir tane tweet attılar. O tweet de buydu. Guess the name, oyunun ismi. Abandoned eşittir first letter S, last letter L. Reveal closing in. Silent Hill arkadaşlar. Hiç uzatmayalım. Bu bayağı bildiğin Silent Hill. Herkes bu daha sonra Silent Hill'de olup olmadığını bilmiyoruz ama herkes Silent Hill diye uçağı kaldırdı. Buradan uçak böyle şum diye bir kalktı. Uçak buradan uçmaya başladı abi. Uçak buradan başladı kalkmaya. Tamam böyle başladı. O uçağı gönderdik. Şimdi olay gittikçe daha da karmaşıklaşacak şimdi. Hazırlanın. Hatırlıyorsanız Metal Gear Solid 5'in ilk tanıtımında, ilk Metal Gear Solid 5 iş tanıtıldığında tamamen fake bir stüdyo tanıtmıştı. Hideo Kojima kendi olarak tanıtmamıştı. Hatta başı sargılı bir şekilde gelmişti. Moby Dick Studios'du galiba onunkisi. Farklı bir oyun olarak gösterdim. Sonra Hideo Kojima çıkmıştı. Ciii yapmıştı bize böyle. Yine aynı boku yapabilir diye düşünüyor herkes. Böyle herkes bir anda gaza geliyor. Böyle herkes bir anda gaza geliyor. Ondan sonra abi gittikçe böyle pasu şey bulmaya başlıyorlar. Gittikçe böyle internette herkes manyamaya başladı. Yani böyle kafasına huniyi taktı, delirmeye başladı. Çünkü mesela Hideo Kojima bir tane tweet atıyor. Onu da budur bulayım bir saniye. Hideo Kojima bir tane tweet atıyor abi. Tweet bu. Mesela Thanks Harper Books, The Silent Wife by Karen Slaughter and the latest Will of the Trend series. The Last Window was Kidnapping Action and there is Joe Hill. Hani insanlar buradaki Silent ve Hill'i birleştirip abi Silent Hill oyunu çıkacak diyor. Yani o noktadayız. Herkes delirmiş durumda.
Bu bir gecede bir anda bu olay patlıyor, bu heriflerin şeyi. Tamam mı? Ondan sonra şey günü 17 Haziran'da Konami'nin resmi şey sitesi, alışveriş sitesi, merch sitesi diyor ki yeni Silent Hill merchleri gelecek. Ulan adamlar zaten uçak kaldırmış, deme böyle şeyler. Bir anda bir uçaklar tekrar kalkmaya başlıyor. ondan sonra insanlar şey araştırmaya başlıyor. Blue Box Game Studios'u araştırmaya başlıyor. Blue Box Game Studios'un hani trailerlarda Blue Box Game Studios trademark, yani şeyi, yasal hakları alınmış gözüküyor ama öyle bir trademark yok. Ondan sonra insanlar Blue Box'ın YouTube'una giriyor. Sisli bir dağ. İngilizceye çevirirsek belki bir hill diyebileceğimiz bir şey. Silent Hill'de en çok ne var? Sis. İnsanlar bunu da görüyor, ayrı bir kudurmaya başlıyor. Tamamen yani. Bir anda böyle. Ve bu arada bu şeyi, bu YouTube hesabını 2015 tarihinde açmışlar. Baya baya önce. Ondan sonra işte burada bir anda şey yapmaya başlıyor. Sonra daha devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ondan sonra bir anda LinkedIn'de ne bulmaya çalışıyorlar. Blue Box çalışanlarını LinkedIn'de ne bulmaya çalışıyorlar veya hani şeylerini. Yok. Hiç kimsenin resmi yok. Olanlarda stok foto. Bayağı bir internette seksi kızlar, yakışıklı adamlar yazdığınızda aradığınız fotoğraflar. Ondan sonra biliyorsunuz şeyin, Kojima'nın en büyük kankası Jeff Knightley'dir. Jeff Knightley de diyor ki ben Blue Box'a konuştum, onlara yardım edeceğim. Oyunlarının promotionunda daha yardım edeceğim. Biliyorsunuz Jeff Knightley ile Kojima bayağı kanka, birader. Tek öpüşmedikleri kaldı şeyde. O yüzden de hani Jeff'in bir tanıtması bunu çok muhtemel, bu etkinliği. Kojima'nın bir şeyiyse, oyunuysa. Ondan sonra millet şunu buluyor. Bu çok streç. Dediğim gibi bunların hepsi huni takılmış. Ulan böyle bir gerçek, bunlar bu çıkıyor mu olayı? Ondan sonra millet şunu buluyor. Blue Box Game Studios'un logosu, PlayStation Studios'un logosunun sadece invertlenmiş rengine invertlenmiş hali. Biliyorsunuz Kojima da PlayStation Studios'un şu anda içinde çalışmasa bile PlayStation'la beraber çalışıyor. Ondan sonra daha bitmedi. Bittiğini sanıyorsun değil mi? Bok bitti. Daha devam ediyoruz. Daha derinlere iniyoruz. Derin devlet. Dur, burada neredeydi? Bir saniye. Burada bir şey vardı. Dur, neydi? Görmem lazım. bu da Abandon'ın trailer'ı. Bunu da izleriz az sonra. Hatta izleyelim, ondan sonra devam edelim. Bir saniye. Bu da o Abandon oyunun trailer'ı. Trailer değil de ilk şeyi. Let me tell you a story. A true story. A story that could overcome to all of us. Imagine waking up at a place far, far away from home. Away from your lost ones, away from friends, away from safety. Trying to understand how you got there. No one there to guide you, no one there to assist you. No food, no water, you've got nothing to survive. But the complicated part is, well, you're a prey. Powerless, thirsty, and a weak prey of a strong, blood-loving community led by a religious nut job, a false prophet that will do anything for power, anything for wealth. And when you realize this, you know it's the end, your end. But you will never accept this.
you will fight for a way out. Oyun işte abandoned. Evet, evet kasıyor kasıyor yani böyle bunlar gözüküyor ama şimdi buradaki detay da şu. Diyorlar ki yine tekrardan hunimizi takıyoruz. Dikkat ederseniz bu ağacın arkasında iki tane harf var. Bu harfler P ve T. Kojima'nın Konami'den ayrılmadan önce son çalıştığı oyunun ismi Silent Hill'de ve onun teknoloji demosunun oyunun ismi de PT'ydi. Buradan da buraya girdik. Hadi bakalım. Buradan da böyle bir huniyi taktık. Ondan sonra daha bitti mi sanıyorsunuz? Hayır, bitmedi. Bitmedi. Ondan sonra dediğim gibi bunlar oldu. Bunlar aylar önce olan bir şey. Ondan sonra yeni bu adamlar 31 Mayıs'ta yeni bir şey açıklıyor. Bir tweet atıyor. Bu tweet de şu. Bütün trailerları ve gameplay reveal'larını gerçek zamanlı real time render'da PlayStation 5'te görebilirsiniz. PlayStation 5 app'inde. Game Hub yakın zamanda işte PlayStation 5'te live çıkacak. Yani bunu indirirseniz 20 Haziran'da şey yapabilirsiniz. Takabilirsiniz bu şeye. Diyor. Yani 20 Haziran'da açıklanacak gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu PlayStation şu ana kadar hiçbir kendi oyununa bile yapmamışken bu herifleri yapması çok garip. Herkes burada biraz şey yapıyor. Lan ne alaka? Sonra bu heriflerin Twitter'ı. Bu heriflerin Twitter'ının tagi yani @batubozkan gibi. Bunların ikisi @bbgamestudios. BB yani. BB hangi oyunda var? Kojima'nın son oyununda Death Stranding'de olan bebeğin ismi. Buradan da bir huniyi de taktık. Burada da var. Blue Box ama işte baby. BB. Burada da bir şey var. Ondan sonra Blue Box Game Studios'un bu arada kurulumu da kurulum yani stüdyonun kuruluş tarihi de internette yazdığına göre 2015'te tam PT'nin çıkmasından bir yıl sonra. Tam bir yıl sonra. Bu var. Evet, çok algıda dedim. Olay inanılmaz algıda seçicilik. Büyük ihtimalle Kojima çıkmayacak ama anlatmam lazım bunu size. Bunu size anlatmam lazım. Yani bunu bu haberi kesinlikle anlatmam lazım. Müthiş bir şey. Hani şeye doğru gidiyoruz. Kola İsraillilerin bizim bütün dünya ele geçirme şeyi diye gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Çok yakınız. Ondan sonra şöyle bir şey öğreniyoruz. 2019'da bu Blue Box Game Studios The Whisperer diye bir tane oyun yapmaya başlıyor. Ve bu oyun başka bir stüdyo tarafından bitiriliyor. Bu oyunları kendileri bitirmiyor. Ama bu oyunun size logosunu göstereceğim. Şöyle. Bu da Death Stranding. Bu var. Ondan sonra bitmedi. Bitmedi. Asıl en güzel kısmına geldik. Türk bayrağını asabileceğiniz bir şeye geldik. Şimdi oyunun yapımcısı biliyorsunuz dediğim gibi bu hani Abandon'un kurucusu ve CEO'su Blue Box Studios'un kurucusu Hasan Kahraman. As bayrağı Türk. Ama
Bir saniye. Bir dakika. Size şu güzel bir şey göstereceğim. Olay çok karışık abi. Olay çok karışık. Aynı zamanda Hasan Kahraman'ın isim ve soy isminin baş harflerine bakarsanız Hideo Kojima aynı H ve K olduğunu da fark edebilirsiniz. Yani orada da bir benzerlik daha var. Sadece Hideo'da değil, aynı zamanda ikincisinde de var. Bu kısmı da var. Bir tane daha şey geliyor. Şimdi bu Blue Box'ın kendileri tweet atıyor. Ama tweet'i gecenin 3'ünde atıyorlar Hollanda saatine göre. Bilin bakalım gecenin 3'ü Hollanda'da kaç? Pardon, Japonya'da saat kaç? Sabah 10. Aynen. Evet, sabah 10. Normal iş saati yani. Yani abi hiçbir şirket gecenin 3'ünde tweet atmaz. Çalışanları olmaz, uyur çünkü. Yani mantıklı değil bu. Orada şey yapıyorsan. Ondan sonra şöyle bir şey var. Müthiş bir şey bu. Abi çok feci gidiyor yani. İnanılmaz bir seviyeye gidiyoruz. Bekleyin. Yani bitti sanıyorsunuz ama bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. Bitmiyor. Şimdi Hasan abimizin PSN hesabı varmış. Bu Hasan abimizin PSN hesaplarıymış. Hasan abimizin toplamda 1238 trofisi var. Tamam mıyız? Azan. İnsanlar kudurduğu için şöyle bir şey buluyor. Silent Hill'in reklamında Huniler çok feci Huniler var. Huni seviyesi çok yüksek. Tamam mı? Huni seviyesi inanılmaz yüksek. Ondan sonra Hasan'ın eskiden bir tane YouTube hesabı olduğu bulunuyor. Bu hesabın ismi de 27 yazıyla sonra 27. O da rakamda. Silent Hills'in iptali 27 Nisan'daydı. Evet, bu da var. Üzerine bir de var. Huniler gelmeye devam ediyor. Yeter. Ondan sonra Hasan Kahraman bir de aynı zamanda App Store'da bir iki tane böyle sikko çakma oyunlar yapmış. Oyunu oyun olmayan bir tane app'i var. Onun ismi de GoFit XL diye bir şey. Ama onun da description'ında PT yazıyormuş. En son bu artık yani yuh artık dediğim nokta da bu. Buraya kadar bu PT Pickle Person Trainer ama işte abi dedim ya, bunlar bence tamamen bizim zihnimizin oyunu. Bence hiç böyle bir şey çıkmayacak. Bok gibi bir oyun çıkacak. Hiç alakasız bir şey olacak bu. Ama yani bunu anlatmak zorundaydım size. Yani bunu cidden anlatmak zorundaydım. Çünkü yani
müthiş bir olay ya. Yani bu, yani bu kadar derine inilebilmesi. Evet ya, bu kadar tesadüfün üst üste gel. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Blue Box harbiden olmayan bir firma neredeyse. Hani Blue, yani bu Hasan Kahraman abinin fotoğrafı da hani tamamen stock photos. Siteleri yok. Sitelerin olduğu, açık olduğu zaman daha yazı lorem ipsum dümdüz. Hani çok random şu anda her şey. Ve dediğim gibi ya aslında ya öğreneceğiz yarın. Bunun asıl şeyini yarın öğreneceğiz abi. Bu böyle olup olmadığını. İnsan hayret edecek. Ya yani insan şu noktada cidden hayret ediyor. Şu noktada cidden ...22'sinde miydi? Yarın çıkıyor diye biliyorum ben o şey. Bakalım. Bakalım. Galiba hani salısında 22'sindeydi. Ben de 22'sinde. Daha epi indirebiliyordun 20'sinde, 22'sinde bakabiliyordun. Evet, Hideo Kahraman kısmı direkt tam bir... O bitirdi beni de. O da beni bitiriyor abi. Hideo Kahraman kısmına bir geldik. O cidden yıktı beni. Evet, evet işte komik, yani şöyle de bir şey var. Bu kadar bir olay oldu bu kadar büyüdü. Ne Kojima yalanladı, ne Konami yalanladı, ne Sony yalanladı. Sadece Blue Box bizim ne Sony ile ne Kojima ile Cartla Cutta alakamız yok dedi. Ama bu da tam şey, yani öyle bir yalanlama ki, yani yok abi bir iki gün daha bekleyin tam açıklansın. Noktasındayız şu anda. O yüzden dedim yani kopyum seviyesi çok fazla. Kesin abi Silent Hill geliyor noktasında birçok insan. Abi, ben zevkle takip ediyorum bu arada bu olayı. Bir güncelleme olduğunda yarın olur büyük ihtimal. Birkaç şey daha bulurlar bu hızla giderlerse. Yani kopyum seviyesi çok yüksekte çünkü. Bütün oda doldu kopyumla. Yarın bir güncelleme gelirse kesinlikle sizi tekrar haber ederim. Videonun haber ajansı size bağlanır hemen. Manyak bir şey çünkü. Manyak bir olay yani. Çok komik bir olay. Osman çok teşekkür abone olduğun için. Hanımıza hoş geldin. Canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Yüksel hiç bilmiyorum yedim onda. Yani o oyundan oyuna çok değişiyor. Çok iyi ya. Polis Simulator Patrol Office. Ben bu oyunu istedim. Gelince oynayacağım. Ama yani bir daha hapşuracağım. Ya ama elinde sonra için, yani şuna çok güleceğim abi. Büyük ihtimal çıkmayacak dediğim gibi. Yani benim tahminim kesinlikle çıkmayacak. Bunun ben Silent Hill olduğunu düşünmüyorum. Çıkarsa çok gülerim, çok mutlu olurum. Çok güzel bir proje. Ama insanlar bir dev bir meltdown yaşayacak. Yani insanlar Blue Box'a yani çıkmazsa eğer bu gerçekten Kojima'nın projesi. Gerçekten bu Hasan Kahraman isimli bir adamın bir projesi olursa bir ölüm tehditleri gelir. Bir ölüm tehditleri gelir. Aman Allah'ım. Hmm.
Evet, tam Kojima'dan beklenecek alay bu arada. Yani çünkü şöyle bir şey, Kojima bundan önce bunun gibi bir şey yaptı biliyorsunuz. Kojima daha önce Moby Dick Studios diye bir stüdyo ile tanıştı Metal Gear Solid 5'i. Ki öyle Metal Gear Solid 5 diye tanıtmadı. Üzerine de kendi ismini Joaquin bilmem ne, Joaquin Morgan yaptı. Joaquin Morgan de anagram. Oradan dümdüz Hideo Kojima çıkıyor. Kojima çıkıyor. Yani o yüzden... Aynen, GTA 6'da da orada Türkiye'ye de geçiyormuş. Hasan abi söyledi onu. Öyle bir şey var. Daha da ileriye gittim. Sony Pictures'ın Silent Hill sitesindeki font robotu, Blue Box'ın Games sitesindeki font robotu. Burak, bizim Discord'da versen daha çok işine yarar. İnanılmaz, inanılmaz bir şey şu anda yani, dedim ya. Dark Hulk Kral, çok teşekkür 6. için. Canımsın, ne bileyim, Opcore Engine 17. ay. Mert Koca 8. ay. Oşiyen 11. ay. Müthiş, müthiş. Yani inanılmaz bir olay ya. Bütün olay o kadar zevkli ki, o kadar zevkli ki. Böyle ya, böyle şeyler olduğunda özet geçeceğim size bu tür şeyleri videonun haber ajansı olarak. Evet, herkes orada uçak kaldırıyor. Herkes bu olay üzerine uçak kaldırıyor. Hideo Kojima da gidiyor, bir tane sabah yediği sandviç paylaşıyor. Ya Kojima, Allah için bir şey yap yani. Lineti çok teşekkür 15 milyar milyon için seni ancak. Alan Wake Remaster üzerine konuşacak bir şey yok. Büyük ihtimal Alan Wake Remaster gelecek abi. Yani Alan Wake Remaster gelecek diyebiliyoruz en son. O konuda çok hani... Bir tane trademark olayını gördük. Çok büyük bir şey değil. Bence büyük bir olay da değil. Oynayın. Keyifli boy. Aynı zamanda Final Fantasy'nin zaten eninde sonunda PC'ye geleceğini biliyorduk. Bunun 6 ay 1 yıl ne zaman olacağını bilmiyorduk ama Final Fantasy Remake Epic Epic'e gelecek diyorlar önümüzdeki aylarda. Ki gelsin. Zaten geleceğini biliyorduk. O hani ilk trailerini hatırlıyorsunuz. Hem PC hem PlayStation'a gelecek yazıyordu. O yanlışlıkla yapılan bir şey değil. Atarlı kuş yapmaz. 10 numara olmuş. Bam 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 bam. Müthiş. Neyse, o zaman şu Valorant'ın şeyine bakalım mı? Yeni karakterlerine. Aa, update görmüş onu.